أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الحمد رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saygıdeğer hocam, değerli hocaların, saygıdeğer jürileri ve uzak yakın demeden bizleri yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen siz sevgili dostlarımız. Türkiye Hakim Seçiyor Yarışması'nın Konya etabına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri selamlarla en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Anlatmaya çalışacağım konu olan tesettür, geçmişten günümüze kadar gelen, her daim dikkat edilmesi gereken İslam'ın şiarlarındandır. Özellikle günümüzde son derece önem arz etmektedir. İslamiyet, giyim, kuşama büyük çapta önem vermiş, bu konuda olanca titizliğini göstermiştir. İslam güneşinin Arap Yarımadası'na doğuştan önce kadın kıyafetleri oldukça açık ve serbest bulunuyordu. Bu açıklık kadının sadece kılık kıyafetinde değil, erkeklerle olan münasebetlerinde, her çeşit münasebetlerinde ve davranışlarında da kendini gösteriyordu. Namus ve iffet duyguları günümüzdeki kadar silinmemiş olmakla beraber oldukça yıpranmış ve sokağa dökülmüştü. Fakat dinimiz diğer konularda olduğu gibi bu konuda da cahil ve sapık çör kadınını çok kısa bir zaman içerisinde namus ve iffet perdesi içine almış ve hem ruhunu ve hem de kılık kıyafetini açık saçıklıktan kurtararak şeref ve haysiyet örtüsüne büründürmüştü. İslam dini gerek kadın ve gerek erkeklerin içinde mahremi bulunup olmayanların şehveti kamçılayacak şekilde açık bir kıyafetle durmalarını, bakışmalarını, dokunmalarını ve bir arada bulunmalarını yasaklamıştır. Zira göz, kulak, el gibi uzuvlar kalbe giden bir yol ve pencere gibidirler. Onlar haramdan sakındırılmaz ise kalbe devamlı olarak fitne verir ve meşgul ederler. Tahrik olunan nefsin azgınlaşmasına sebep olurlar. Azgınlaşan nefsin sahibini tehlikeye düşüreceği, sürükleyeceği şüphesizdir. Bu sebepledir ki Allah Celle Celaluhu kullarının kalplerini rahata erdirmek, başkalarına hasım olmaktan sakındırmak, kadını kocasına bağlamak suretiyle aralarında devamlı bir sevgi temin etmek, tesis etmek, ahiret gününde cehennem ateşinden muhafaza etmek, cennetin sonsuz saadetine ermeyi temin etmek için Müslüman erkek ve kadınlara gözlerini haramdan sakındırmaları ve dinden ötüğü şekilde örtünmeler için emir vermiştir. Yüce Allah'ımız Ahzab suresi 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisail müminin yudnine aleyhinne min celabi bihin zâlike etna en yuğrafna felâ yuhzeyin ve kânallahu gafuran rahîme. Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki dışarı çıkacakları vakit her zamanki elbiseler üzerine çarşaf, manto gibi bir elbise giysinler. Böylelikle tanınıp kendilerine sakındırık edilmesinin önüne geçmiş olurlar. Allah esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Yüce Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyle iffetli kadınların örtünmek suretiyle aşağılık kimselerin kendi hakkındaki kötü zanlarından ve saldırılarını korumakla kalplerinin rahat olacağını açıklıyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu konuda şöyle buyuruyor. Kadın ergenlik çağına eriştikten sonra ondan yüz ve ellerinden başka bir yerin görmesi helal değildir. Hazreti Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Elbiselerine örtünsünler ayeti vasıl olduğu zaman Ensar ve Muhacir'in kadınları Allah'ın emrine tabi olarak derhal örtündüler. Bir ihtiyaç halinde evlerinden çıkacak olsalar güzelce giyinir, örtülür ve ondan sonra çıkarlardı. Yine bu konuda Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a rivayet ediyor ki Allah muhacirlerin ilk kadınlarına selamet versin. Tesettürü emreden ayet nazil olduğu zaman kadın örtüleri yardılar ve içine büründüler. Sevgili Müslümanlar, iman şüphe götürmez, iman tereddüt kaldırmaz. Allah'ın emirlerinin bazılarını kabul edip bazıları arkamız dönmemiz, bana göre şöyle, sana göre böyle dememiz imandan değildir. Aslan bunun örneğini ayetleri yaşantılarına ve kalplerine indirerek doya doya imanı zevkine vardılar. Bizler ise kendimizi bu konuda lütfen bir inceleyelim. İman her daim Allah'a boyun eğmek ve tereddütsüz teslim olmaktır. Kadınların örtülmesi hususu ayetle sabit olduğundan ashab bunda ittifak ettiler. Fakat kıyafetin nasıl olacağı hususunda ihtilafa düştüler. Zikredilen ayette geçen cilbab kelimesinin manasıyla ilgili olarak Elman-ı Hamdi tefsirinde baştan aşağıya örten çarşaf, ferace, mantolu eşarp denilmiştir. Bu şekilde izah edilen şartlara riayet etmek kaydıyla İslam kadın elbisesinin şeklini onun zevkine bırakmıştır. Cilbapta iki şekil söz konusudur. Cilbabın biriyle bütün bedeni iyice örtmek, diğeri de bir tarafıyla başını örtmek demektir. Kur'an'a bildirildiğine göre kadınların görülmesine müsaade edilen yerlerin sadece gözleri olduğu içtihadına varan Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ecnebi kadınlara bakmanın yasaklanması fitne doğuracağı korkusundandır. Esasen kadınların bütün güzellikleri yüzlerinde bulunduğundan bir kadının yüzüne bakmaktan doğacak fitne diğer ağzına doğacak bakarak doğacak fitneden daha fazladır. Bu sebeple bedenin örtülmesi icap ediyorsa da gözlerin örtülmesi kadınların yolda yürümelerine zor çıkaracağından açıkta bırakmalarına izin verilmiştir. Bu da zaruret icabıdır ve sadece göze aittir. Bundan anlıyoruz ki Hazreti Ayşe annemizin nazarında şer'i yönden kadınların gözlerinden başka hiçbir uzuvları açmalarına müsaade edilmemiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri tesettür hususunda Hazreti Ayşe annemizin sözlerini esas almıştır. İmam-ı Azam Hazretleri namazda olsun, nazarda olsun eller ve yüz ile bir rivayete göre ayakların avret olmadığını bildirmiştir. Eğer şehvet muhakkak ve muhtemel olursa kadınların görmesine izin verilen yerlere bakmak dahi haramdır. Çünkü gözler de zina eder. Hadisine göre bu da bir çeşit zina olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi yüz ve ellerini işaret ederek Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyurmuştur. Ya Esma, buluğ çağına giren bir kadın ancak buralarını gösterebilir. Yüce Allah Celle Celaluhu Nur Suresi 30. ayet-i kerimede şöyle buyurdu. Baş örtülerini göğüs ve boyunları görülmeyecek şekilde yakaların üzerine koysunlar. Sonuç olarak sevgili Müslümanlar, mümin kadın elbiselerin ince, dar ve şeffaf olmamasına son derece dikkat etmelidir. Giyilen elbise geniş olmalı ve bedeni dışarıdan görülmeyecek şekilde kalın olmalıdır. İslam'da kadının tesettüre riayet etmesinin cemiyetin fitne ve fesada uğramaması gayesine matup olduğu bilmektedir. Müslümanlar olarak bizler küfrün tuzaklarına karşı uyanık olmalıyız.
İslami konulardaki emir ve yasaklara nefsani yaklaşmak yerine Allah ve Resulü'nün çizmiş olduğu ölçülere göre hareket etmeliyiz. Yüce Mevlam hep bize bu konuda başarılı eylesin. Beni dinlemeden nezaketi gösteren başta sevgili hocama ve saygıdeğer jüri üyelerine ve siz sevgili konuklarımıza sonsuz teşekkür eder. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.